Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok kıymetli milletvekillerimiz, rektörlerimiz, değerli mesai arkadaşlarım, ilim insanları, hanımefendiler, beyefendiler, Fuat Sezgin hocamıza saygılarını, hürmetlerini göstermek üzere onun için Diyanet Televizyonumuzun yapmış olduğu belgeseli buradan seyretmek üzere gelmiş bulunan çok kıymetli misafirler, hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. İnsana bilmediklerini öğreten Kur'an-ı Kerim ile bize ilim ve hidayetin yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ütlubul ilm minel mehdi ilel lahdi. Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz buyuran Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. İlk ayetiyle okumayı emreden nüzul sırasına göre ikinci sırada inen ve adı da kalem olan surenin ilk ayetinde kaleme ve kalemin satır satır yazdıklarına yemin ederek başlayan yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bağlıları, mensuplarıyız. İnneme bu'istü muallimen, yani ben muallim olarak gönderildim buyuran bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Bu inanç ve azim ile Müslümanlar İslam'ın doğuşundan itibaren bir asırlık süre zarfında Afrika'dan Balkanlara, İspanya'dan Orta Asya'ya, üç kıtaya ulaşan büyük bir medeniyet kurdular. Ulaştığı toprakları akıl, hikmet, fıkıh, felsefe ve tasavvuf ile yoğurmuştur bizim medeniyetimizin ilkleri, o büyüklerimiz, seleflerimiz. Dünyanın dört bir köşesine adalet, merhamet, barış, güven gibi ilke ve değerleri taşıyarak bütün insanların huzur ve refahını temin etmeye çalışmışlardır. İslam'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz vahyin aydınlığında başta tevhid olmak üzere varlık, gaye, insan ve değer ekseninde İslam epistemolojisini şekillendirmiş, yani İslam bilgi bilimini şekillendirmiş, bilgiyi, hikmeti güzel ahlakla mezcederek eğitim, hukuk, siyaset ve iktisat gibi hayatın bütün alanlarına rehber kılmıştır. Dinin taakkul, tezekkür ve tefekkür ufkuyla köklü disiplinler ve kurucu metinler ortaya koyan Müslümanlar, asırlara mührünü vuran kadim eserler, icatlar ve buluşlarla insanlığa hizmet etmişlerdir. Endülüs'ten Fergana Vadisi'ne, ilahiyat, fizik, kimya, tıp, felsefe, astronomi, matematik, cebir gibi ilmin bütün alanlarında 7. yüzyıldan Rönesans'a kadar yaklaşık 7 asır boyunca insanlığın öncüsü ve dünyanın aydınlık yüzü olmuşlardır. Bu bakımdan
vahyin izinde vücut bulan İslam medeniyeti, fizik ile metafiziği, bilgi ile hikmeti buluşturarak insanı dünyada salaha, ahirette felaha kavuşturacak olan bütüncül ve kuşatıcı bir perspektifi tahkim etmiştir. Ancak son asırlarda Batı merkezli olarak öne çıkan insanı, evreni ve varlığı anlamlandırma noktasında yaratıcıyı öteleyen mekanik, marazi ve paradoksal bir yaklaşım benimsenmiş ve bu bakış az ya da çok dünyanın bütün bölgelerini etkilemiştir. Bugün gelinen noktada bilgi ve felsefenin oldukça öne çıkmasına rağmen dünyanın bireysel, toplumsal ve küresel anlamda tarihin en büyük krizleriyle karşı karşıya kalmasında Batı merkezli gelişen bu bilim anlayışı önemli bir etkendir. Bahsettiğim tarihi süreç için sadece 3 noktaya dikkat çekmek isterim. Bunlardan birincisi, İslam'ın doğuşuyla beraber miladi 7. asırdan itibaren ilmi gelişmelerin büyük bir hızla yükseldiği, herkesin görebildiği objektif bir gerçekliktir. Bunun yegane sebebi ise İslam ve Müslümanların ilim anlayışıdır. Zira bugün ilim tarihinde dünyanın en parlak dönemi olan İslam medeniyetini yok sayarak antik Yunan'dan modern Batı'ya geçmek korkunç bir çarpıtmadır ve kültürel emperyalizme dayalı bilinçli bir saptırmadır. İkincisi, 17. yüzyıldan itibaren Batı'da ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin temelinde Endülüs'ten Mezopotamya'ya Müslüman dünyanın ilmi birikimi vardır. Hatta Batı dünyası antik Yunan'la irtibatını dahi Müslümanların eserleri üzerinden devam ettirmiştir. Ancak yine emperyalist ve gayri ahlaki bir tavırla söz konusu gerçekliğin üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Üçüncüsü ise Müslümanların elinde bütün insanlığın hizmetine dönüşen yeryüzünün imar ve ıslahı için kullanılan ilim bugün tahakküm, sömürü ve zulüm aracı olarak kullanılmaktadır. Değerli kardeşlerim, bugün Müslüman toplulukların dahi daha adil ve yaşanabilir bir dünya inşa etmesinin önemli şartlarından birisi de İslam medeniyetinin ilmi mirasını hakkıyla tanımaktır. Zira söz konusu muhteşem mazinin içinde bugün yaşanan krizlerin çözümü ve daha iyi bir geleceğin inşası için gerekli olan azim, özgüven, metot ve ilkelere dair büyük bir müktesebat vardır. İşte bu süreci doğru anlama ve Müslümanlara kendi ilmi birikimlerini ve medeniyetlerini tanıma noktasında Fuat Sezgin hocamızın çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira o, İslam medeniyetinin ilmi mirasını ve Müslümanların bilim tarihindeki muhteşem konumunu kendilerine ve tüm dünyaya gösteren büyük bir ilim adamıdır. Fuat Sezgin hocamız, Müslümanların Batı karşısında özgüvene dayalı bir duruş sahibi olması ve eziklik hissinden kurtulmasına yönelik büyük bir gayret sarf etmiştir. Bu sebeple de bilim tarihine İslam medeniyetinin katkılarının ısrarla görmezlikten gelinmesi veya yok sayılması onun en büyük ıstırabı olmuş ve onu daha çok çalışmaya sevk etmiştir. Bu açıdan Batı'nın sahiplendiği pek çok şeyin asıl kaynağının Müslümanlar olduğunu her vesileyle gündeme taşımış ve inkar edilemez delillerle ispat etmiştir. İslam bilim tarihi ve kültürü hakkındaki referans kaynağı
çalışmalar yaparak Müslümanları kadim birikimleriyle buluşmaya götüren yollar açmıştır. Batı'yı da iyi tanıyan biri olarak bütün insanlık için bugüne ve geleceğe ışık tutan teşhis, tespit ve teklifler ortaya koymuştur. Diğer taraftan Fuat Sezgin hocamız modern dönemin bilinçli bir art niyetli, bilinçli ve art niyetli bir hurafesi olarak zaman zaman tekrar edilen dinin terakkiye mani olduğu, yani İslam'ın gerilemeye sebep olduğu propagandasının tutarsızlığını İslam bilim tarihine dair yaptığı muhteşem araştırmalarla bütün dünyaya ilan etmiştir. Küresel ölçekte bilinçli bir çarpıtma ve büyük bir cehaletle Müslümanların içinde bulunduğu zayıf durumun sebebi olarak İslam'ın gösterilmeye çalışıldığı bir zamanda Fuat Sezgin hocamızın bu asil tavrı ve bilimsel araştırmaları planlı karalama çalışmalarına engel olan ve cehalete mazereti ortadan kaldıran büyük bir hazinedir. Dolayısıyla Fuat Sezgin hocamız medeniyetimizin düşünce tarihini ve birikimini günümüzle buluşturan değerli bir bilim insanıdır. Onu farklı kılan önemli bir boyut da çalışmalarını belli bir alanla sınırlandırmadan farklı ilim dallarında otorite eserler ortaya koymasıdır. Bu bağlamda o tıpkı kadim ulemamız gibi interdisipliner bir yaklaşımla hareket etmiştir. Ortaya koyduğu çalışmalar incelendiğinde bu durum açıkça müşahede edilecektir. Kıymetli misafirler, Fuat Sezgin hocamıza dair bu belgesel çalışmasıyla amacımız onu özellikle yeni neslin yakından tanımasına katkı sunmaktır. Özellikle burada onun dört özelliğini vurgulamadan geçemeyeceğim. Birincisi, sahip olduğu azimdir. Hayatının sonuna kadar azminden hiçbir şey kaybetmemiştir. İkincisi, bir Müslümanda olması gereken özgüvene sahip olmasıdır. Üçüncüsü, çalışkanlığıdır. Günde 18 saat çalışma programından taviz vermeyen bir ilim adamıdır. Dördüncüsü de disiplinidir. Onu bu ve diğer bütün özellikleriyle yeni araştırmacılara örnek kılarak bıraktığı noktayı daha ileriye taşıyacak ilim insanlarına katkı sunmaktır. Diyanet TV'de yayınlanacak olan Fuat Sezgin belgeseli. Zira bugün oldukça zor dönemleri yaşayan İslam dünyası esasında bilgiyi ihmal etmenin bedelini ödemektedir. Dolayısıyla Müslümanların bugün özellikle son iki asırdır yaşanan değişimler içinde bütün boyutlarıyla bilgi ve ilim dünyası ile kurdukları iletişim ve etkileşimin şekli, metodu ve niteliği hususunda kapsamlı bir muhasebe yapmaları önem arz etmektedir. Zira Müslümanların hem kendileri hem de bütün insanlık için daha iyi bir gelecek inşa etmelerinin ön şartı bilgiye sahip olmaktır. Fuat Sezgin hocamız tarihte insanlığa öncülük eden Müslümanların bilgiyle ilişkisini tasvir ederken onlar bilgi susamışlığıyla doluydular diyor. Bu bilgiye susamışlık olmadan maalesef ilim gelişmiyor. Bunun için büyük bir gayret ve özveriyle çalışmak her müminin Allah'a karşı kulluk görevi, daha iyi bir gelecek adına insanlık vazifesidir. Bu noktada gençliğimize ve neslimize medeniyetimizin büyük insanlarını hakkıyla tanıtmanın geçmişe, bugüne ve istikbale dair önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Diyanet Televizyonumuz bu belgesel ile Fuat Sezgin hocamızın azmini, özgüvenini, çalışkanlığını ve disiplinini ilim yolunun yolcuları
genç nesillere en güzel bir şekilde takdim edecektir inşallah. Yaptığımız bu çalışmanın da Fuat Sezgin hocamızı hakkıyla anlamaya ve yeni araştırmacılara azim ve heyecan katmaya vesile olmasını niyaz ediyorum. Kendisine Rabbimden rahmet diliyor ve belgeselimizin hazırlanmasında gece gündüz demeden gayret eden başta Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürümüz ve heyetine, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzden sorumlu olan Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Huriye Martı Hoca Hanım'a, emeği geçen herkese ve katılımınızdan dolayı siz çok kıymetli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin.